Kemoterapi alan, tümör tedavisi görmekte olan hastalarda gerek kendilerinde, gerek de eşleriyle, partnerleriyle cinsel hayatlarında çok önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kemoterapinin ortaya çıkardığı yan etkiler bir yandan, hastanın hastalığıyla ilgili organik yan etkiler bir yandan, bir de hastanın içine düştüğü, kanser tedavisi görmekte olan hastanın içine düştüğü psikolojik etkiler bir yandan olmak üzere çok ciddi cinsel sorunlara yol açar. Kemoterapi kadın hastalarda adet bozukluklarına yol açabilmektedir. Kadınlar kemoterapi gördükleri süre içerisinde adetten kesilebilirler. Bu durum geçici olacaktır ve tedaviden sonra yerine gelecektir. Ancak yaşanan bu dönem içerisinde bir yandan da ortaya çıkan hormonal bozukluklar nedeniyle kadın hastalar sanki menopoza girmişler gibi ciddi sorunlar yaşayabilirler. Kemoterapi kadın hastalarda da erkek hastalarda da libido azalmasına yol açmaktadır. Yani cinsel istekte azalmaya yol açmaktadır. Bu da çok önemli bir sorundur. Kanserli hasta zaten bir yandan hastalığından dolayı çok ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bir de ortaya çıkan libido azalması eşiyle olan ilişkilerini son derece olumsuz etkileyebilmekte ve tedavi görmekte olan kişiyi çok sıkıntılı bir dönem içerisine itebilmektedir. Burada hastaların kemoterapi programı düzenleyen ve hastayı takip eden hekime büyük görev düşüyor. Hastayı tek veya evliyse eşiyle birlikte bu konuda ayrıntılı bilgilendirmelidir. Kemoterapi gören hasta eşiyle cinsel ilişki kurabilir mi? Bu da çok sık sorulan sorulardan birisi. Evet, kurabilir. Bu konuda kendisinde istek olduğu takdirde, eşinde istek olduğu takdirde hiçbir sıkıntı ve sakınca yoktur. Ama bir konu çok önemlidir ve mutlaka önlem alınmalıdır. O da çiftler cinsel ilişkilerinde mutlaka ve mutlaka korunmalıdır. Çünkü kemoterapi alan erkeğin veya kadının cinsel ilişkileri sonucunda eğer bir gebelik olursa o bebekte ciddi sorunlar olma olasılığı vardır. Korunma mutlak bir koşuldur.